Ay dur bak. Ay dur. Göstereyim. Tamam. Aynen şöyle yürüyordu. Ay dur sen yapamıyorsun, ben yapayım. Melda abla sen de gelsene, biz de otur yemek ye. Hayır gelmem. Bundan sonra kendim pişirip kendim yiyeceğim. Akşam Selda'nın yemek yüzünden yaptıklarını unutmadım. Ha? Selda. Ferit. Ne yapıyorsun? Türkiye Güzellik Yarışması'na katılacak da onun için hazırlık yapıyor. Güleyim bari. Bu yaştan sonra mı? Ya ne varmış yaşımda? Yavrum biraz gayret etsen senin boyun kadar çocuğun olur. Alan oldu da biz mi varmadık Ferit Beyciğim? Nişanlım olarak böyle saçmalıklar yapmanı istemiyorum. Ne gibi saçmalıklar? Öyle güzellik yarışmasına falan katılamazsın. Kıskandın mı? SDDK Başkanı'nın müstakbel eşi olarak böyle hafiflikler yapmanı istemiyorum. Benim ciddi bir kariyerim var. Bunu sekteye uğratamazsın, izin vermem. Hayatım bana dün kızdığın için. Bak güzel güzel akşam yemeği yemeye geldim size. Hanımefendi saygılar, canım afiyet olsun. Ağzınız tadı kaçmasın, gel. Demek sen yemek yemek istiyorsun ha? Evet. Ama hiç yorulma, sen zahmet etme. Ben sana yedireyim canım. Hmm. Al bakalım. Demek ben SDDK başkanının karısı olarak aklıma eseni yapamam, öyle mi? Hı? Senin kariyerin var. O yüzden de ben senin gölgen altında kalacağım, öyle mi? Bak sen. Sen, ben, güzeller güzeli, hanım hanımcık, Selda'nın müstakbel kocasıyım demiyorsun da ben SDDK başkanının müstakbel karısı oluyorum, öyle mi? Abartırma Selda. Geri otur yemek ye. Tatsızlık çıkarma. Hiç abarttığımı sanmıyorum. Ben ayrıca aç bakayım elini. Aa. Şunu da vereyim. Aa. Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor sence? Ben nişanı bozdum. Oynamıyorum. Çıkış. Çık. Ya Selda'yla biraz abartmıyor musun? Ay bir gün işi, bir gün kariyeri, bir gün itibarı. Hep önce onlar, sonra ben. Önce Ferit, sonra ben. Neyim be ben? Ben bir gölge miyim yani? Ha, lafıma geldin değil mi? Ben sana bu adam seni hep işinden sonra görecek demedim mi? Anne, lütfen benim ilişkime karışma. Ben aramızda aşk yok demedim ki. Annem de zaten aranızda aşk yok demiyor. Aranızda mantık yok diyor. Sen bir kere kendi ilişkine bak. Benim ilişkime karışma Melda. Ben ilişkime bakıyorum. Selda Hanım'ın dolabında da yok yok yani. Galiba güzel oldu ha. Acaba Juliet gibi görünüyor muyum? Juliet! Hı? Juliet! Bir Juliet mi dedi? Juliet! Selim! Bugün seni çok özledim. Juliet. Nereden geliyorsun Romeo? Evden. Gece seni göremeden uyuyamadım. Ben de bisikletimi alıp gelip iyi geceler dileyim dedim. Ya sen deli misin? Ya da buraya kadar bisikletle mi geldin? Romeo Juliet için neler yapmış? Bu daha ne ki? Dur. Şu pencereden süzülen ışık da ne? Evet. Orası doğu. Juliet de güneşi. Yüksel ey güzel güneş. Öldür şu kıskançayı. Bak. Nasıl da sararıp soluvermiş tanrıça kederden. Sen ondan çok daha güzelsin. Sen gerçekten çılgınsın. İçeri gelmek ister misin? Çok geç oldu. Zaten ışıklarınız da sönük. Herhalde herkes uyuyor. Yattılar. Ben de rolüme çalışıyordum. Sesin çok kötü geliyor. Ateşim de var. O zaman gir hadi içeri, üşütme. Bak, yarın okula gelmeye çalışacağım, tamam mı? Bu arada kıyafetin çok yakışmış. Seçmeler için seni bekliyorum. Biliyorum. Biliyor musun, bugün çok tatlıydı.
Yani şey, Melda halam anlattı. Ben Ayşegül'le katılacağım demişsin. Evet. Bana şans dile, olur mu? Çabucak iyileş. Okulun sensiz hiçbir tadı yok. İyi geceler Romeo. İyi geceler Juliet. Günaydın kızlar. Günaydın anneciğim. Günaydın. Siz yine küs müsünüz? Ben, Dilaver ve benimle uğraşmayı bıraktığı güne kadar kendisiyle görüşmeyi düşünmüyorum. Ama sanki yanlış bir şey söyledik. Yanlış bir şey söylediğini düşünmüyorsan ablacığım ablacığım diye gelmeyeceksin. Özür dilemeyeceksin. İyi ki Tuğçe'nin doğum günü partisinde sizi bir araya getirdim. Nişan gecesi de yelkenleri suya indirdin. Ferit'le iyiyken iyi, Ferit'le kötü olunca bizle de kötü. Ay sıkıldım artık. Senin derdin ne biliyor musun? Sen kendinden başka kimsenin mutlu olmasını istemiyorsun. Sevgili anneciğim, kızınıza söyleyin. Masayı terk ediyorum. Sağır değiliz, duyduk. Ya ben sizi bir sabah sessiz sakin göremeyecek miyim? Selda halan kavga çıkarmak istiyor. Ben ne yapayım? Ah evladım, senin sesin gene çok kötü. Ya evet, ama okula gitmeme engel değil. Hem bugün seçmelere de katılacağım. Yalnız tek problemim var, o da sesimi açmam lazım. Ben bir çare biliyorum. Bunu çiğ çiğ iç. Bir şeyciğin kalmaz. Başka yol yok mu? Benim bildiğim yok. Benim bildiğim hiç yok. Ne haber abi? İyidir, senden. Ne yapayım ya, sınıfa çıkıyorum. Geliyor musun? Sen çık, ben Ayşegül'ü bekleyeceğim. Aa, bugün mü geliyor? Hmm, sabah telefonlaştık, gelecekmiş. Ha, çok güzel. İyi, hadi sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Dur, ben de senin omuzlarını. Abi nasıl yumuşadın ya? Ya yavaş yap ya. Ne yapayım? Kim kime oynayacağız bugünkü maçta? Böyle sen, Selim... Sen de bana yap. Murat işte falan. Sen oynamıyor musun? Canım, ben dün sırtımı incitmiş miyim neyim hamlıktan? Oynamayacağım. Kim oynayacak takımda? Kızlardan gelirse Ayşegül Hanım... Bir de Tuğçe Hanım. Ben ve Berna. Bence Ayşegül daha iyi. O zaman alın Ayşegül'ün su başınıza çalın. Ben de oynamıyorum. Ay aman, ne büyük kayıp. Ne yapacağız? O zaman sen oynarsın Ceren. Olur. Zaten ben böyle maç falan düşünmüyorum, tamam mı? Seçmeleri düşünüyorum. Daha doğrusu Juliet olmamın açıklanmasını bekliyorum. O daha belli değil canım. Ayşegül'ü görmediler. Hem belki sensin, belki benim, belki Ceren, belki Gonca. Bilemeyiz. Bir kere hiçbiriniz Juliet olabilecek kadar güzel değilsiniz. Yani okulumuzu temsil falan edemezsiniz. Ama ben güzelim. Ayşegül de güzel. Ama o hasta. Ayşegül. Ayşegül geldi. Bak, iyileşmiş gelmiş. İyi insan da lafın üstüne gelirmiş ha. Tuğçe de şimdi seni anlıyordu. Tahmin edebiliyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Geçmiş olsun Ayşegül. Nasıl sağ oldun? Geçmiş olsun Ayşegül. Geçmiş olsun. Sağ olun arkadaşlar. Ayşegül, dublaj mı yapıyorlar sesine? Böyle bir acayip çıkıyor da. Hayır canım, kendi sesim ama daha iyileşmedim. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ayşegül bu sesle seçmelere falan katılamaz. Koskoca okulda onun sesinin iyileşmesini ve gribinin geçmesini falan da bekleyemez. En iyisi müdür Dilaver kim Juliet, kim Romeo? Bir an evvel açıklasın. Ben de son derse kadar bekleyelim ve görelim diyorum. Evet çocuklar, hadi bakalım, hadi bakalım. Herkes yerlerine. Yavrum hoş geldin. Ay. Oh. Merhaba koç.
Oo, kimler gelmiş? Koçum izin verirsen Melda Hoca ile biraz basket çalışmak istiyoruz. Tabii, benim dersim de boş. Siz mi çalıştıracaksınız? Evet, yani hazır ortada öğrenci falan yokken hem Melda Hocamın dersi de boş. Bakın peşin peşin söyleyeyim. Bu akşamki maçta benden hayır beklemeyin. Ya ben elime top almasını bile bilmem. Aa, öyle demeyin. O zaman hemen üzerinizi değiştirip gelin. Benim de dersim boş. Müdür Bey ile birlikte sizi çalıştırırız. Tamam. Hadi hadi gel. Gel gel gel. Gel. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.